Ya biz konuşmadık mı seninle? Annenler gelsin istesin demedin mi sen? İsrar etme Yusuf. Hesap vermek zorunda değilim sana. Ya Begüm, ben kötü bir adam değilim ki. Samatya'da esnafım ben. Çiçekçi Yusuf dedim mi kimse kötü adam demez, size yemin olsun. Başka bir isteğin var mı amca? Yok evladım. Sağ ol. Sağ ol. Benimle görüşmek isteyen Fırat sen misin? Çiçekçi Yusuf değil mi? Gel otur kardeşim. Neden görüşmek istedin benimle? Hiç uzatmayacağım. Begüm'le ayrılış hikayenizi izledim. Onu anladım. Her şey yolunda giderken sevgilin Taylan Günebakan'a gitmeye başladı. Sonra her şey değişti. Sonra bir sabah uyandım. Sevgilin programda herkesin gözü önünde seni terk ediyor. Sen gazeteci falan mısın? Neyin peşindesin? Hayır. Ben de senin gibi Taylan Günebakan'ın mutluluğunu çaldığı adamlar. Nasıl yani? Kaçak gelin Asuman'ı hatırlar mısın? Yoksa sen terk edilen nişanlı mısın? İyi de abicim, benden ne istiyorsun peki? Bu yaptıkları Taylan'ın yanında kar kalsın istemiyorum. El birliğiyle bu herifin sonunu getirebiliriz. İstemez misin? Abicim istemez olur muyum ya? Kaç kere kanala gittim ben. İçeri bile almıyor ki. Yollardan ben de geçtim. Abi ne yapabiliriz peki biz? Ya o herifin canına nasıl okuyabiliriz? Onu kendi silahıyla vurabiliriz. Nasıl yani? Taylan Günebakan'ın nişanlısına onun gerçek yüzünü göstererek. Sevgilim. Hayatım. Hoş geldin. Gel otur şöyle. Taylan, iyi misin? Ben sana dün bu adam dolandırıcı olabilir diyorum. Sen kalkıp evine teyzesinin doğum gününü kutlamaya gidiyorsun. Benim söylediklerimin hiç mi önemi yok? Taylancığım, seni dinlemediğimden değil, fotoğraf meselesinde ben hatalı davranmıştım, onu düzeltmeye gittim. Gittiniz ve o insanlar sizi kovdu. Maşallah, halan da hiçbir detayı atlamamış. Hayatım bak, sen karşında iyi niyetli insanlar var zannediyorsun. Ama bu insanlar çok gururlu görünüp sonra herkesten, her şeyden faydalanmaya çalışırlar. Ben böyle insanlardan korkarım. İnsan dediğin su gibi berrak olmalı. Evet, sen haklıydın. Fırat Şef'e güvenmemeliydin. Ne oldu? Bir şey mi yaptı o herif sana? Hayır, bir şey yapmadım. Sadece artık ben de onu güvenilmez biri olarak görüyorum. Tamam, madem güvenilmez buluyorsun, niye hala onu burada tutuyorsun? Kov gitsin. Merak etmeyin. Yarışmaya kadar buradayım zaten. Sonra gideceğim. Tuhaf davranışlarınıza kapı dinlemeyi de mi eklediniz? Sizden daha neler çıkacak merak ediyorum. Vallahi ben ortadayım doktor. Esas gizemli olan sensin. Kim bilir hakkında bilmediğimiz neler var, öyle değil mi? Sen ne demeye çalışıyorsun? Fırat Şef, sen bir şey mi söyleyecektin? Yo. İş görüşmesinden döndüm de ona haber vereyim istedim. İyi günler. Görüyorsun değil mi hayatım? Bilhassa bizi rahatsız etmek için böyle davranıyor. Benim şimdi gitmem lazım. Bu fotoğraf skandalı yüzünden programla daha titiz ilgilenmem lazım. Ama ne olursa olsun, bu adam senin canını sıkarsa benden gizleme. Tamam mı? Anlaştık mı? Görüşürüz. Görüşürüz.